Hazır mısınız dostlar? Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o iş bilmez muhalefetin ağzından en çok duyacağımız cümleler şunlar olacak. İşte bilmem kaç günlük geçiş garantisi verilmiş. Bu kadar aracın o köprüden geçmesi mümkün değil. Hazinenin kasasından şu kadar para çıkacakmış. O yandaş şirketler var ya, o müteahhit firmalar. Onları zengin edecekler yine. Geçen de para ödeyecek, geçemeyen de. Çanakkale'ye yapılan köprünün parası Anadolu'daki vatandaşın cebinden çıkacak. Bu proje çöp olur. Bu geçiş ücretiyle de hiç kimse kullanmaz o köprüyü. İsraf bir proje. Kötü bir proje. Yanlış bir proje. Hiç yabancı gelmiyor değil mi size bu cümleler? Çünkü son 20 yıla kadar o kadar çok duyduk ki bu papağanlar gibi sürekli tekrar edenleri. Şimdi bugünlerde de hazır olun. Birkaç hafta bu cümlelerin aynılarını duyacağız. Çünkü dev bir proje hizmete açılıyor ülkemizde. 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü 5 yıl gibi kısa bir süreçte tamamlandı. Çanakkale Zaferi'nin de 107. yıl dönümünde, yani 18 Mart Cuma günü bu proje hizmete giriyor. Bu köprü öyle büyük, öyle değerli, öyle nadide bir köprü ki muhaliflerin de karalama çalışması o derece büyük olacak. Zaten şimdiden de başladılar. İşte geçiş garantisi şu kadar, maliyeti şu kadar falan diye böyle hasetlerinden çatlıyorlar ve kulp bulmaya çalışıyorlar. Açılır açılmaz da iyicene saldırıları yoğunlaşacak bunların. Çünkü amaçları şu, projeyi kötü göstermek, itibarsızlaştırmak ve böyle devasa bir projeyi küçültmek için ellerinden gelen ne varsa onu yapacaklar. Çünkü eskiler derler ya, güzel bakan güzel görür diye. Kötü bakan da kötüyü görür. Bizler bu ülkenin faydası için tek bir tane dahi çivi çakana hep güzel baktık. Neticesinde de hep güzellikler gördük elhamdülillah. Bundan sonra da bu tavrımız değişmeyecek. O yüzden gelin hep beraber bu Çanakkale Boğazı'nın eşsiz gerdanlığına şöyle yakından bir bakalım. Nedir, ne değildir? İnceleyelim değil mi? Yeni bir devasa proje yapılıyor ülkemizde. Öyle değil mi? 1915 Çanakkale Köprüsü, işte Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı gibi böyle dev projelerin yeni halkası. Bakın son halkası demiyorum ha. Çünkü daha sırada Kanal İstanbul var. Anladınız siz onu. Böyle çok detaya girmeden kısaca özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zaten bu projeyle alakalı bütün ayrıntıları işte televizyondan, sosyal medyadan canlı bir şekilde öğrenecek, duyacaksınız. Ben böyle bir iki tane noktasına değineyim. 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda simgelerle dolu bir köprü. Çünkü tarihimize gönderme yapan böyle güzel mühendislik detayları var bu projede. Mesela köprünün orta açıklığı 2023 metre mesela. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen. Bu özelliğiyle de dünyanın en uzun orta açıklık köprüsü unvanına sahip. Ayaklarının boyu, o ayakların üzerindeki top mermisi figürleri var ya, baştan aşağı sembollerle, simgelerle dolu bir proje. Bunun yanında projenin başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki mesafe 4608 metre. Yani 4,5 kilometreden daha uzun bir köprü. En önemli soruya gelelim. Peki ne işimize yarayacak bu köprü? Öyle ya, köprü yapıyoruz da ne işimize yarayacak? Bakın dostlar, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Asya ile Avrupa arasındaki o 1 saatlik süren feribot yolculuğu sadece 6 dakikaya düşüyor. İki kıta arasında 6 dakikada yolculuk yapabileceksiniz. Yani 54 dakika cebinizde kalacak. Bu ne demek oluyor? Vakit nakittir. Buradan bakmak lazım. Bunun yanında özellikle de o bayram tatillerinde haberlerde çok denk gelmişsinizdir. İşte feribotla karşıya geçmek için bekleyen binlerce insan olurdu. 7-8 kilometre araç kuyrukları oluşurdu. İşte bu köprü sayesinde o görüntüler tarihe karışacak. Ve feribot kuyruğunda bekleme çilesi ve orada harcanan zaman da ortadan kalkacak. Sadece bu da değil ha. Deniz ulaşımı genelde hava şartlarından çok etkileniyor biliyorsunuz. Kar yağar, seferler durur. Yağmur yağar, feribotlar denize açılamaz. Sis olur, gemi trafiği aksar. Fırtına çıkar, günlerce sefer yapılamaz. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde bu tarz hava muhalefetlerinin ortaya çıkardığı sorunlar da ortadan kalkacak. Şimdi bu dev proje hem zamandan hem akaryakıttan büyük tasarruf sağlamanın yanında çevre kirliliğinin de azalmasına büyük oranda katkı sağlayacak. Ve bunların hepsinin yıllık maddi katkısı da ne biliyor musunuz? Kalem kalem hesaplanmış. Şimdi ben size bu 3 kalemde toplamda yıllık ne kadar tasarruf edileceğini söyleyeyim. Tam tamına 415 milyon avro cebimizde kalacak. Bir de bunun istihdam boyutu var. Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle beraber yıllık 118 bin kişiye de ekmek kapısı açılacak. Peki iyi güzel anlatıyorsun bunları da köprüyü yapmak için kaç para harcadı bu devlet? Sen ondan bahset bize diyenler olacaktır. Onun için hemen onu da söyleyeyim. Kocaman bir sıfır. Yani devletin kasasından tek kuruş çıkmadı bu köprü için. Çünkü yap işlet devret modeliyle özel sektör üzerinden
üzerinden finanse edildi bu dev proje. Birileri her ne kadar yap işlet devret modelini yerden yere vursa da, daha doğrusu yalan yanlış bilgilerle dolu algı haberleri yapsa da, Türkiye son 20 yılda kısa sürede yap işlet devret modeliyle sayısız devasa projelerin altından alnının akıyla çıktı. Ve hepsini de hizmete açtı. Mesela aynı modelle inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu o Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletme süresi 2 Ağustos 2024'te bitiyor. Yani ne demek biliyor musunuz dostlar? Bu tarihten itibaren bu dev proje tamamen devletin olacak. Ve kazanılan para da hazineye aktarılacak. Devlet cebinden 5 kuruş da para çıkarmamıştı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için. Diğer projelerde de durum aynı. İşte Osman Gazi Köprüsü, işte Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu Çanakkale Köprüsü 2040 yılında tamamen devletin olacak. Yani 2040'a gelindiğinde genel bütçeden bir kuruş dahi harcanmadan kendi yatırımını ve kendi finansını kendisi üreten dev projeler devlete yıllık 18 milyar TL katkı sağlayacak. Sadece bugünü düşünen, bugün cebime ne giriyor diye düşünen adamlar bu ülkenin gelecekleriyle alakalı herhangi bir işin içerisine girmez, hayaller de kurmaz dostlar. Onun için bu söylemleri iyice kafanıza kazıyın. Ve bunları bilmeyen eş, dost, akrabalarınıza da anlatın bunları. Anlatın ki o muhalefetin yalanlarla dolu propagandalarına karşı kendilerini koruyabilsinler. Ha bir de şunu da unutmayın ha dostlar. 1915 Çanakkale Köprüsü projesini Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti hükümeti gerçekleştirdi. Bunu özellikle söylüyorum. Söylüyorum ki çünkü yarın öbür gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da aslında bu benim projemdi. Yani yapılmasına ben de destek verdim falan diyebilir. Bunlar önceden karşı çıktıkları proje eğer halk tarafından çok beğenilirse hemen sahipleniyorlar. Mesela Marmaray yapıldıktan sonra vatandaş tarafından çok büyük bir ilgi gördü. Ve hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı devreye girdi Tuncay Özkan. Aslında bu Marmaray Ecevit'in projesiydi diye bu hükümetin yaptığı bir esere çökmeye çalıştı. Mesela geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu daha önce defalarca kez eleştirdiği, kötülediği, karşı çıktığı o yerli ve milli SİHA'larımız var ya, onlarla alakalı çıktı diyor ki işte zamanında fabrikalarını ben de ziyaret etmiştim, destek vermiştim. Niye? Çünkü ortada bir başarı var ve CHP'nin de adetidir. Ortada bir başarı varsa hemen ona ya çökmeye ya da ortak olmaya çalışırlar. Muhtemelen bu 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de aynı kader bekliyor. 3-5 yıl sonra hani Çanakkale Köprüsü'nü aslında hani biz yaptık diye sahiplenmeye başlarlar bunlar. Onun için siz önceden hazırlıklı olun bu duruma diye böyle altını kalın kalın çiziyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlar. Böyle devasa projelere öyle çabuk alıştık ki artık bizim için işte köprü yapılması, havalimanı bunlar çok sıradan iş gelmeye başladılar bize. Yahu bir düşünün. Dev bir projenin temeli atılıyor. Gece gündüz demeden arı gibi çalışarak 4,5-5 yılda bu proje tamamlanıyor ve hizmete açılıyor. Allah Allah. Hani var ya nereden nereye? Peki eskiden böyle miydi? Bakın ben size bir tane örnek vereyim. Hem de en meşhur örneklerden bir tanesi. Bolu Dağı Tüneli. İhalesi 1990 yılında yapıldı ve proje yıllarca tamamlanamadı. Hatta 90'ların sonundaki Ecevit hükümeti bir ara bu tüneli yapamıyoruz. Acaba burayı patates deposu mu yapsak, soğuk hava deposu mu yapsak diye düşünmüşlerdi o zaman. Bir sürü hükümet geldi gitti. Tünel de 3 kilometrelik bir tünel ha. Ne zamanki AK Parti hükümeti iktidara geldi, hız verdi bu projeye ve 17 yıldır yapılamayan Bolu Dağı Tüneli'ni 2,5 yıllık bir çalışmayla trafiğe açıldı. Şimdi bu Bolu Dağı örneğini niye verdim biliyor musunuz? Bu ülkenin nereden nereye geldiğini anlayamayanlar mevzuyu çaksınlar diye. IMF'in ağzına bakan, ondan gelecek paralara muhtaç olan bir ülkeden dünya projelerine imza atan bir Türkiye'ye ulaştık dostlar. 1915 Çanakkale Köprüsü de o yeni Türkiye'nin bir motivasyonudur, gücüdür, vizyonunu gösteren imza eserlerinden birisidir. Ve 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak devasa bir eserdir dostlar. Tabii şimdi o CHP'lilerin öve öve bitiremediği o plastik ibrik ve bir karton bardak veyahut da bir musluk kadar önemli değil ama yapacak bir şey yok. İdare ediverin. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olsun. O köprüde emeği geçen en alttaki işçisinden en üstteki mühendisine kadar hepsinden Allah gani gani razı olsun. Bunun yanında da böyle dev eserlerle bu ülkeye değer katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah gani gani razı olsun. Kalın sağlıcakla.